Sabah Haber'den mutlu günler sayın seyirciler. Yeni bir günde güncel gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Bugün günlerden 29 Temmuz Perşembe ve bugün de yine hem iç ve dış gelişmelere ve hem de gazete manşetlerine bakacağız ve sizlerle birlikte olacağız yaklaşık 2 saat boyunca. Peki bizleri nerelerden takip edebilirsiniz? Bizleri sosyal medya hesaplarımız YouTube ve Facebook üzerinden, ayrıca 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından izleyebilir ve dinleyebilirsiniz televizyon kanallarımız dışında. O zaman yeniden günaydın diyelim sizlere ve günün getirdikleriyle Sabah Haber'e başlayalım. ...29 Temmuz gündeminde neler yer alıyor? Bugün hep birlikte bakalım. Cemaat Meclisi üyesi Şehit Cengiz Ratip'in Karaağaç İlkokul binasındaki büstünün açılışı gerçekleşecek bugün. Büstün açılışı saat 10.30'da yapılacak. Yine Karaağaç İlkokul binasında Esentepe Belediyesi ile TİKA işbirliğinde çini, seramik ve taş oyma atölyesinin de açılışı gerçekleşecek. Atölyenin açılışı ise saat 10.50'de olacak. Ve son olarak Esentepe Engelsiz Plajın açılışı da yer alıyor bugün. Plajın açılışı ise saat 12.30'da. Ve Kıbrıs Türk basınıyla devam ediyoruz Sabah Haber'e. Bugün Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Hep birlikte bakalım. Diyalog gazetesiyle bugün başlıyoruz Kıbrıs Türk basınını irdelemeye ve örnek olsun başlığıyla bugün manşet haberin yansıdığını gördük ön sayfaya. Emekli baş hekim Bülent Dizdarlı günde 1000'in üzerinde PCR ve 400'ün üzerinde aşı yapan sağlık merkezini başarıyla yönetiyor dedi Diyalog gazetesi. Lefkoşa Devlet Hastanesi eski başhekimi Bülent Dizdarlı'nın sağlık merkezini başarıyla yönettiğine dikkat çekti gazete. Örnek olsun başlığıyla pandemi krizinde gönüllü hizmet dedi gazete bu aktardığı haber için. Lefkoşa Devlet Hastanesi baş doktoruyken yaş haddinden dolayı emekli çıkan doktor Bülent Dizdarlı'nın 2 aydan beri tamamen gönüllü olarak Girne'deki özel bir binada Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında halka hizmet verdiğine değiniyor Diyalog gazetesi. Özyalçın ailesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan binada ise her gün 400'ün üzerinde insana aşı ve 1000'in üzerinde insana da PCR testi yapıldığına dikkat çekiliyor bu şekilde. Ve bir trafik kazası haberi de yine ön sayfada öne çıkan bir diğer önemli gelişme oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan arabanın reklam tabelasını devirerek durabildiği yer alıyor. Devam ediyoruz ön sayfada diğer haberlere bakmaya. Yine bir trafikle ilgili bir haber. Anayolda seyrederken alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Sahibi şok oldu başlığıyla bu haber aktarıldı. Seyir halindeki aracın yanmasıyla ilgili bir haber olacak. Ve bir diğer haber, bir ölüm haberi. Emekli memur Oğuz Tarman'ın aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bilgisi yer alıyor. Sevilen insandı başlığıyla da bu haber paylaşıldı. Ve son olaraksa Diyalog gazetesini yavaş yavaş bitiriyoruz. Kavunun izni iptal edildi başlığı var. Çalıştığı otelde misafirin odasından 25 bin lira çalmakla suçlanan teknik servis personelinin cezaevine gönderildiği ifade ediliyor. Güneş gazetesiyle devam ediyoruz. Şimdi Güneş gazetesi bakalım bugün neler paylaşmış okurları için. Dev bir adım hedefleniyor başlığıyla bugün Güneş gazetesi manşet haberini ön sayfasından aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'yla dışa açılma konusunda bir görüşme gerçekleştirdi gazetenin belirttiğine göre.
Tatar spor ambargosuna karşı mücadeleyi sürdürmenin gençlere karşı görevleri olduğunu vurguladı. Sertoğlu'yla yaptığı görüşmesinde ve uluslararası bağlantıları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda hep birlikte çalışmak gençlere olan borcumuzdur dedi Cumhurbaşkanı. Yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye takımlarında yer alan Kıbrıs'ta Türk sporcularla da bu konuyu görüştüklerini belirtti Cumhurbaşkanı konuşmasında. Kıbrıs Türk halkının her türlü spor alanında büyük bir inançla, aile desteğiyle ve imkanları doğrultusunda devletin de desteğiyle başarılı ve yetenekli sporcular yetiştirdiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Türkiye milli takımlarında yer alarak dünyaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz dedi. Doğru temasları bularak ve birlikte çalışarak bu konuyu aşabilme temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sporun ve futbolun Eylül ayından itibaren yeniden pandemi tedbirlerine ve düzenlemelere bağlı kalarak başlayacağını ifade etti ve başarılar dilemiş oldu tüm futbol camiasına. Detaylar yine iç sayfalarda olacak. Şimdi Başbakan Ersan Saner'le ilgili bir haberle devam edeceğiz. Başbakan Ersan Saner'in açıklaması, Avrupa Birliği'nin Maraş konusunda Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına bir tepki gösterdi Başbakan Saner ve şöyle söyledi. Tarihi hata yapıyorlar dedi Saner. Saner'in bu ifadesini sürmanşette haberin başlığında görüyoruz. Avrupa Birliği'nin tehdit ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan geriletebileceğini sanmakla tarihi bir hata işlemekte olduğunu vurguladı Başbakan Saner ve Kıbrıs Türk'ünün verdiği hiçbir sözü tutmayarak Rum uzlaşmazlığını tırmandıran Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin kapalı Maraş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak açılmaya devam edilmesi için aldığı bir karar yüzünden Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmeye kalkışmasınınsa utanç verici bir Rum yanlısı tutum olduğunu kaydetti Başbakan Saner. Sürmanşette Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasını görüyoruz. Kıbrıs Türk'üne yönelik ambargo statükosunun değişmesi gerektiğine yönelik bir açıklama yaptı Şentop. Azerbaycan, Pakistan, Türkiye üçlü parlamento başkanları birinci toplantısı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser'in katılımıyla başkent Bakü'de yapıldı ve bu toplantıda konuştu Şentop, Kıbrıs Türk'üne yönelik ambargo statükosu değişmeli dedi. Yine Güney Kıbrıs'ta aşılanmalarla ilgili bir haber, 200 bin civarında kişinin Güney Kıbrıs'ta aşısız olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılıyor Güneş Gazetesi tarafından. Yine önde gelen Maraşlı Rumların Maraş'ın açılmasından rahatsızlık duyan Rum hükümetini eleştirdiği yönünde bir haber var. Rumlar Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurma yanlısı başlığıyla bu haber yansıdı haberde. Detaylarını iç sayfalarda yine bulabileceksiniz ve Avrupa Birliği Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu idrak etmeli başlığıyla bir diğer habere geçtik. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama şu şekilde gerçekleşti bakanlığın açıklaması. Avrupa Birliği tarafından Maraş hakkında yanlı açıklamalar yapıldığı bildirilerek tepki gösterdi bakanlık öncelikle. Ve Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği adına 27 Temmuz 2021 tarihinde kapalı Maraş hakkında her zamanki gibi yanlı bir açıklama yapmıştır, dedi Dışişleri Bakanlığı ve Maraş'ın da bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunun idrak edilmesi gerektiğini söyledi bakanlık ve Güneş Gazetesi'ni burada noktaladık. Vatan Gazetesi'ne doğru ilerledik. Vatan Gazetesi'ne bakacağız. Kudret Özersay'dan, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'dan, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya yönelik bir tepki geldi. Bu tepki de Özersay'ın gösterdiği tepki Vatan Gazetesi'nin manşetinden yansımış oldu bugün okurlar için. Özersay, Arıklı'ya yönelik yapamıyorsa iade edip gitsin dedi. Özersay'ın bu ifadesi başlığa çekilmiş oldu.
Bakalım hep birlikte Özersay ülkede ciddi bir zam furyasından geçildiğini belirtti. Arıklı'ya yönelik konuşmasında ve dün Kıptek'te yapılacak yönetim kurulu toplantısında elektriğe zam geleceği yönünde bir bilgi edindiklerini de öne sürdü ve şunları ifade etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın bakanlığa başladığı günden itibaren yapmış olduğu açıklamaları değerlendirdi ve kendisi başlangıçta deseydi ki ben oldum ama ekonomiyi ben idare edemiyorum. Dolayısıyla benden bir şey beklemeyin demiş olsaydı eleştirmeyecektim dedi Özersay. 8 ay sonra sorumluluğu üzerinden atması kabul edilebilir bir şey değildir. Yapamıyorsa görevini iade etsin dedi. Özellikle yapılan zamlarla ilişkili bir tepki vermiş olduğu Bakan Arıklı'ya yönelik. Ve bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Antalya Manavgat'ta büyük yangın başlığıyla bu haber aktarılıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınında alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı aktarılıyor. Onlarca ev kül oldu. 4 mahalle boşaltıldı. Şiddetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor dedi Vatan Gazetesi. Sürmanşette 62 kişi dumandan etkilenirken alevlerin arasında kalan 3 kişinin ise tedavi altına alındığı aktarılıyor. Kısaca logo kenarına bakacağız. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu'nun da bir açıklaması var. Altınkum bayramda yine kirletildi dedi. Bakan Atıoğlu, Çevre Koruma Dairesi'nin çevrenin korunmasıyla ilgili yaptığı tüm uyarılara rağmen tatile gelen bazı kişilerin bu konuda duyarsızlığını sürdürdüğüne dikkati çekti Bakan Atıoğlu. Kıyıların temiz kalması adına büyük bir gayret gösterdiklerine de işaret etti Bakan Atıoğlu ve Çevre Koruma Dairesi personeli erişebildikleri her bölgeye temizlik ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler bir süre sonra tekrar kirletiliyor dedi. Yine asgari ücretle ilgili bir habere döneceğiz şimdi. Dünkü toplantıda asgari ücretin belirlenemediği bilgisi yer alıyor. Yaklaşık 1,5 saat süren dünkü toplantıda yine asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için bir fikir birliği oluşturulduğu ifade ediliyor haberde. Antalya Manavgat'ın yanı sıra Güney Kıbrıs'ta da 3 noktada 3 yangın çıktı. Güney Kıbrıs'ta öğle saatlerinde 3 cephede çıkan yangında Rum yetkililer alarma girdi dedi Vatan Gazetesi. Rum haber kaynaklarına göre ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir dönemde Limassol ve Lefkoşa'da 3 ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın Lefkoşa-Limassol anayolunda Vali Plajı diye bilinen bir noktada başladı dedi Vatan Gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Kıbrıs'ın Öncü Türk Kadınları kitabının tanıtım etkinliğine de katıldı. Ve son olarak yine Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında yer alan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Kısaca paylaşalım sizlerle. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakacağız. Ülkemizde toplamda 19.486 test yapıldı ve bu neticede 163 pozitif vaka kaydedilirken bir can kaybı yaşanmış oldu. 163 pozitif vakanın 141'i ise yerel vaka olarak kayıtlara geçti. Güney Kıbrıs'a döndüğümüzde 769 pozitif vaka tespit edilirken 2 yeni can kaybı yaşandı Güney Kıbrıs'ta. Ve son olarak Türkiye'de ise son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybederken 22.291 yeni vaka tespit edilmiş oldu. Vatan Gazetesi'nin aktardıkları bu şekilde ve Detay Gazetesi'ne geçiş yaptık. Detay Gazetesi Avrupa Birliği'nden Maraş için yaptırım hazırlığı Türkiye'ye yönelik olarak Avrupa Birliği'nin bir ambargo, bir tepki geldiği ifade ediliyordu. Yine Türkiye'yi sorumlu tuttuklarına yönelik bir bilgi paylaştı Detay Gazetesi. 27 Avrupa Birliği üyesi ülke adına dün bir yazılı açıklama yaptı. Borrell ve Avrupa Birliği'nin Maraş'taki durumundan Türk hükümetini sorumlu tuttu ve Maraş'taki yasa dışı eylemlerinden vazgeçmemesi halinde aleyhinde tedbir alacağı konusunda da Türkiye'yi uyarmış oldu. Detay Gazetesi bu şekilde aktardı. Maraş'la ilgili atılan adımlar
adımları. Borrell, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantıda Türkiye'nin Maraş'taki faaliyetlerini ele alacağını ifade etti ve Avrupa Konseyi'nin 25 Mart 2021'de aldığı karara da işaret etmiş oldu. Yine Detay gazetesi çözüm federasyon dedi. Borrell ayrıca Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun iki toplumlu ve iki kesimli siyasi eşitlik temelinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerine uygun federasyon zeminindeki çözümüne bağlı olduğunu vurgulayarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çabalarını desteklemeye de devam edeceğini belirtti bu kapsamda. Sürmanşete doğru ilerledik. Öncelikle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması detayları iç sayfada olacak bir haber bu. Erhürman esas mesele Kıbrıs Türk Devleti ile ilgili kimsenin bir bilgisinin olmaması dedi. Detaylarını iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Ve asgari ücret diğer toplantıya kaldı. Dün asgari ücret saptama komisyonu toplanmıştı ve yaklaşık 1,5 saatlik bir toplantı sürdü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Ancak şu an için bir netlik kazanmadı bu toplantı. Devam edecek, asgari ücret yeniden belirlenecek. Yine detaylarını iç sayfalarda bulabileceğiniz diğer spot haber başlıklarını aktaracağız. Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs'ta iki halk, iki devlet ve iki demokrasi olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklaması, Bakan Arıklı'ya yönelik bir tepkide bulunmuştu Özersay. Arıklı yapamıyorsa görevi iade etsin, elektriğe zam geliyor dedi ve yine koronavirüs vaka sayılarına ilişkin rekor pozitif vaka sayısı olduğuna değindi gazete. 163 vaka sayısı olduğuna işaret etmiş oldu ve Detay gazetesini de bu şekilde sonlandırdık. Şimdi Halkın Sesi gazetesine bakacağız. Halkın Sesi gazetesi gıda enflasyonunda ürkütücü yükseliş başlığını kullandı bugün manşet haberinde. Ülkede gıda enflasyonundaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığına yer verdi gazete. Yıllık enflasyonun %19,93 oranında saptandığını, yıllık gıda enflasyonunun ise %20,36 oranında hesaplandığını belirtiyor Halkın Sesi gazetesi. Ve detayına da kısaca bakalım. Her evin vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmeğin bir yılda %30,37, kuzu eti ve kuzu eti pirzolanın %24,79, dana eti kıymanın %27,64, hellimin %6,12, temizlenmiş bütün tavuğun %23,49, süt %10,75, damacana suyun %5,26 ve yoğurdun da %7,13 oranında zamlandığını belirtiyor Halkın Sesi gazetesi. Haziran 2021 sonundaysa ana harcama gruplarının en önemlisi olan gıda ve alkolsüz içecek başlığındaki endeks değerinin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 41,38 puan arttığına işaret ediliyor. Sürmanşete bakacağız. Turizm cenneti Manavgat'ın alev alev yandığına ilişkin bir haber az önce de paylaşmıştık sizlerle. Antalya'da bir kabus yaşandığını aktarıyor Halkın Sesi gazetesi. Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangından 62 kişi etkilendi. 4 yerleşim yeri ise tahliye edildi. Bazı evler kullanılamaz hale geldi ve ahır ve bahçelerdeki hayvanlarsa telef oldu. Bazı araçlarda ciddi hasar gördü, kül oldu diyor Halkın Sesi gazetesi. Ve Halkın Sesi gazetesini de bu şekilde tamamlamış olduk. Yeni Bakış'la devam edeceğiz. Yeni Bakış bakalım bugün bizler için hangi haberleri paylaştı. Önce manşet haberle başlıyoruz. Tarihi kaynaklara göre CMC 1916 yılında kuruluyor ve 1974 Barış Harekatı sonrası madencilik burada son buluyor dedi Yeni Bakış gazetesi. Bir özel haberle devam ediyoruz. Ancak kalıntıları günümüze kadar uzanıyor dedi CMC madeninin. Yeni Bakış Lefke'deydi dedi gazete. 1945 yılında madende çalışan İbrahim Yalluri ve 1962 yılında motor tamir atölyesi işçisi olan Altan Öksüz de o günleri konuştuk dedi Yeni Bakış gazetesi ve Lefke'de CMC madeniyle ilgili hazırladığı özel haberi de paylaşmış oldu. Ön sayfasından, manşetinden aktardı gazete. Detaylarıyla iç sayfalarda bu haberi takip edebileceksiniz.
Sürmanşete doğru ilerliyoruz. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Cenk Congbayır. Son günlerde meydana gelen genç ölümlere dikkat çekti ülkemizde ve bu konuda istatistiki bir bilgi olmamakla birlikte ayda 3 ya da 4 genç ölümünün olduğuna da vurgu yapmış oldu. En büyük sebebin ise kalp krizleri olduğunu belirtti Congbayır. Yaş ne olursa olsun herhangi bir göğüs ağrısı varsa göğüste baskı tarzında yanma, yorgunluk, sol kola vuran ağrı ve efor olduğunda tüm bu şikayetler artıyorsa mutlaka en erken zamanda bir kardiyoloji uzmanına başvurmak gerektiğine de dikkat çekmiş oldu ülkemizdeki genç ölümlerle ilgili ve bu ölümlerin genel olarak da kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekti. Doçent Doktor Cenk Congbayır. Takip edebileceksiniz iç sayfalardan. Akdoğan Belediye Başkanı ve İhale Komisyonu üyelerine polis tarafından dava okunduğunu paylaşıyor Yeni Bakış gazetesi. İhalede yolsuzluk yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıklarının iddia edildiğini öne sürdüğü haberinde. Ve yollar zifiri karanlık bir diğer habere geçtik. Mausa Devlet Hastanesi önündeki çift şeritli ana yolda aydınlatma ışıklarının yanmadığı bilgisi de paylaşılıyor. Yolun karanlıkta kaldığı bilgisi yer aldı. Defkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Kansoy'un açıklaması var. Koronavirüsle ilgili olarak kurallara uymazsak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumazsak 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak uyarısında bulundu Mustafa Akansoy. Kapanmaktan beter olacağız başlığıyla da bu haberin yansıdığını görüyoruz. Doktor Akansoy'un uyarısı bu şekilde yansıdı. Ve sorumlu Türkiye başlığıyla devam edeceğiz. Yine Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tehdidiyle ilgili olarak, Türkiye'ye yönelik aldığı tutumla ilgili olarak Maraş bölgesinde atılan adımlar gerekçesiyle Avrupa Birliği Türkiye'nin kapalı Maraş'ı yeniden açma kararından geri adım atmaması halinde elindeki tüm araçları kullanabileceği uyarısında bulundu ve Türkiye açıklamayı kınadı. Sorumlu Türkiye başlığıyla bu haberin aktarıldığını görüyoruz ve Yeni Bakış gazetesini de burada noktalamış oldu. Avrupa gazetesine bakıyoruz şimdi. Avrupa gazetesi dün olduğu gibi bugün de manşet haberinde MHP tarafından 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik yapılan eleştirileri paylaşmış oldu. Bu haberin detaylarını da iç sayfalarda takip edebileceksiniz. O zaman Avrupa gazetesini de geçtik ve Kıbrıs gazetesine doğru ilerledik şimdi. Kıbrıs gazetesi Gazi Mausa Serbest Liman'da gümrük memuru eksikliğinin dün bir krize neden olduğu bilgisini paylaşıyor manşet haberinde. Gemiden yük boşaltan onlarca kamyon ve tır şoförünün dış görevde olan memurun gelmesi için 3 saat kapıda beklediğini işaret etti. Serbest Liman'da gümrük eziyeti başlığıyla bu haberin yansıdığını gördük. 40 personel eksik, görevdeki 2 memurdan birinin de izinde olduğu bilgisi paylaşılıyor. Ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktığı haberini de paylaştı Kıbrıs gazetesi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında alevler yerleşim yeri ve tarım alanlarına da sıçradı. Alevler yakıp yıktı dedi Kıbrıs gazetesi. Ve Kıbrıs gazetesini de bu şekilde noktaladık ve son gazetemiz Yeni Düzen gazetesine gelmiş olduk. Yeni Düzen gazetesi ise daha fazla ışılanma şart dedi bugün manşet haberinde. Başlığa yansıttı bu ifadeyi. Dünya Sağlık Örgütü bilim uzmanlarından Doktor Sumya Swaminathan, COVID-19'a karşı sağlıklı bir toplum bağışıklığı oluşturulabilmesi için nüfusun %60 ila 70'i aşılanmalıdır açıklamasında bulundu. Yeni Düzen'de bu açıklamayı manşetinden verdi. Kuzey'de 280.502 doz nüfusun %32,8'ine tekabül ediyor aşılanma oranı. Güney'de ise 970.077 doz nüfusun %44,3'üne tekabül ediyor bu aşılanma oranı. Yine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Eski Büyükelçisi Kaya Türkmen'in açıklaması, Ankara'nın suyuna gidersek iyi çocuk olursak sırtımız yere gelmez düşüncesi Kıbrıs Türk halkına zarar verir. Aysu Basri Akter'in yazı dizisi takip edebileceksiniz. Eski Sağlık Bakanı
Doktor Ali Pilli'nin açıklaması pandemi süreciyle ilgili olarak pandemide başarılı süreç bitti, iyi gitmiyor şeklinde bir eleştiride bulundu Doktor Ali Pilli, sağlık eski bakanı. Yine uzmanlardan uyarı, ekonomik bir habere bakacağız. Özel bir haber olarak öne çıkıyor bu haber. Kredi almak için doğru zaman değil, çareyi kredide aramayın. Halka yönelik bir uyarı niteliğinde haber ve asgari ücrette de uzlaşı çıkmadı. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda asgari ücret belirlenemedi. Bu haberi de yeniden paylaşmış olduk sizlerle ve Yeni Düzen gazetesini tamamladık ve aslında Kıbrıs Türk basının da gazete manşetlerini tamamlamış olduk bugün ve tüm manşet haberleri ve önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalıştık bugünün gündemine ilişkin. O zaman sırada ne var? Tabii ki öne çıkanlar. Sabah haberde sırada öne çıkan haberler var. Hep birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda oyun değişikliğine gidildiğini, bu yönde Maraş'ta atılan adımında eleştirilecek bir tarafı olmadığını ifade etti. BRT'de katıldığı canlı yayında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Tatar. Maraş'ı Türkiye'nin de tam desteğini alarak uluslararası hukuka ters düşmeden insanlığa açtık dedi. Rum tarafının atılan adıma gösterdiği tepkinin altında yatan nedenin de yıllardır Maraş'ı çantada keklik olarak görmelerinden kaynaklandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Rum liderli Maraş konusunu görüşmeleri gibi bir durumunda asla söz konusu olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çalışmaların dozunun artacağına da vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT'de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tatar, kapalı Maraş'ın açılım süreciyle Türkiye ile son 2 yıldır tam bir istişare ve çok tutarlı bir tutum içinde olduklarını belirterek, Maraş'ın statüsünün artık değiştirilmesi gerektiğini başbakanlık döneminden beri dile getirdiğini anımsattı. Maraş'ın bütünlüklü bir çözümün parçası olarak her zaman masada olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı eğer Annan planına evet demiş olsaydı Maraş Rum tarafına verilecekti, dedi. Attığımız adımın pek bir eleştirilecek tarafı yoktur diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına bu kadar yıldır haksızlık yapılırken Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği neredeydi? Müzakere sürecinde Maraş konusu 8 defa masaya geldi. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle hiçbir zaman çözüme ulaşılamadı şeklinde konuştu. Bir oyun değişikliğine tabii ki gidebilirdik. Biz oyun değişikliğine gittik. Nedir o? Artık ıslatı değişmiştir. Türkiye'nin de tam desteğiyle. Tabii ki biz bu yolu Türkiye'nin tam desteğini almadan bunu yapabilmemiz tabii ki çok daha zor olurdu. Dolayısıyla tamamıyla Türkiye'nin desteğini de aldıktan sonra artık bu pozisyonda Maraş'ın açılımı ilk önce sahil şeridiyle, kamu alanlarıyla, parklarıyla, kamu alanlarıyla ama şu anda özel mülkiyetle alakalı olarak uluslararası hukuka çok da ters düşmeme adına oradaki duyarlılığımızı sonuna kadar sürdürmek suretiyle ve ne diyoruz? Özel mülkiyet hakkına yani 1974 tapularına bir bakalım ama bunun kararını taşınmaz mal komisyonu verecektir. Mal ve hak sahiplerinin kendi mallarına mülklerine dönebilme imkanını sağlayacak olan taşınmaz mal komisyonu kararlarının önünün açılması için böyle bir adım atılmıştır. Dediğim gibi orayı insanla açtık. O güzelim sahil halkımızın hizmetine açılmıştır. Turistlerin de hizmetine. Buraya gelip o bölgeyi kullanmak isteyen Rumların da hizmetine açılmıştır. İnsanla açılmıştır. Temizlenmiştir. Temizlenmeye de devam ediyor. İnsanlığa kazandırılmıştır. Bizim siyasetimiz budur. Rum tarafının türlü baskılarına rağmen şu ana kadar taşınmaz mal komisyonuna toplamda 337 başvuru yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, taşınmaz mal komisyonu başkanının henüz atanmamasıyla ilgili olaraksa 6 Ağustos'a kadar başvuru yapılabileceğini, ancak başvuracak kişilerin Rum malından yararlanmaması şartının arandığını kaydetti. Maraş konusunun Rum liderle görüşülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olan Maraş'ın insanlığa açılmasına ve taşınmaz mal komisyonu marifetiyle eski sakinlerinin yerleşmesine yönelik bir adımın insan haklarına aykırı olmadığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin attığı bu siyasetin tutarlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Tatar,
bu atılan adımdan geriye dönüş olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili kararlarının 37 yıl önce alındığını belirterek, oyunun kuralları o zamandan bu zamana değişti. Maraş açılımı da bu yeni siyaset anlayışının bir parçasıdır. Hukuka da aykırı değildir, dedi. Maraş konusunda egemen eşitliğe dayalı iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmaya varılırsa, devletten devlete bir görüşme yapılabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının atılan adıma gösterdiği tepkinin altında yatan nedenin yıllardır Maraş'ı çantada keklik olarak görmelerinden kaynaklandığını söyledi. Maraş'ın Kıbrıs'ta yeni bir siyasetin tezahürü olduğunu belirten Tatar, onurlu, yeni, heyecanlı siyaset 6 ayda oyunun kurallarını değiştirdi. Tepkiler gelecektir. Rum-Yunan ikilisi Avrupa Birliği de 68'den bu yana Kıbrıs'ı nasıl Yunanistan'a bağlayacaklarını düşünüyorlar, dedi. Türkiye Cumhuriyeti girdiği bu yoldan şaşmaz. Bize verdiği destekten asla geri adım atmaz. Çünkü bu milli bir politikadır. Doğu Akdeniz politikasıdır. Kıbrıs'taki bizlerin varlığını kökünden etkileyen son derece önemli bir süreçtir. Dolayısıyla birkaç açıklamaya Türkiye'nin burada geriye adım atması söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde her saat yapabilecek bir pozisyondadır. Her yerde de bu oluyor. Onu görüyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla bizim müşterek dava dediğimiz, yani Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz bir davamızdır. Bizim ana vatanımızdır, garanti ülkedir. Ve kabul edelim ki buradan 40 bin uzaklıkta ve bugünkü dünyada çeşitli farklı örneklere baktığımızda bu kadar yakın bir büyük bölge liderinin elbette kendi güvenliği içinde burnunun dibindeki bir adada farklı ve kabul edemeyeceği bir ortamın yaratılmasına herhalde seyirci kalacak değildir. Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin Türkiye'nin garantörlüğünden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güvenliğinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığından geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu çerçevede yeni siyasetinde sağlam temeller üzerine oturtulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'la ilgili ilişkilere de dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çalışmaların dozunu arttırıyoruz şeklinde açıklamaları vardır. Demek ki bu yönde daha fazla gayretler olacaktır. Bu tür ülkelerle kültürel, ticari ilişkilerde bir sorun yok zaten. Tanınma noktasındaki sıkıntı da Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kaynaklıdır. Bu uzun soluklu bir mücadeledir, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Halkı'nın devletidir. Başında Kuzey olsun veya olmasın, Kıbrıs Türk Halkı'nın devletidir ve Kıbrıs Türk Halkı'nın devleti şu anda siyaset, irade, federasyon meselesinin geride kaldı. Bundan sonra egemen eşitlik meselesinin gündemde olduğu. Benim açımdan öyle bir sıkıntı yok. Fakat ileride bir anayasa değişikliğine gidilirse, başka bir düzenlemeler konuşulabilirse o zaman tartışılabilir. O zaman 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilirken orada tabii ki resmi politika hala da federasyon görüşmelerinden devamı yönündeydi. Ve orada yazıyor, federasyona kapıyı kapamamıştır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı şeklinde. Orada da bir takım tekrar değerlendirme yapılır ama şu anda o mesele bugünün gündeminde yoktur. Bu sadece sizin sorunuza cevap verebileceğiniz cevap. Ama Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında Sayın Erdoğan öne çıktı. Şöyle demiştir o. Ve sorulan bir soru ne? Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı. Yani evet, federasyon defteri kapanmıştır şeklinde bir ifadede bulunmuştur. İngiltere ile sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Tatar, direkt uçuş ve direkt ticaret konusunu kapsamlı olarak görüştüklerini, Avrupa Birliği meselesinin sıkıntı yarattığını, ellerini kollarını bağladığını, ancak mücadelenin süreceğini söyledi. Kıbrıs Türk'üne haksızlık yapan Avrupa Birliği ile muhataplığın devam etmesinin önemine işaret eden Tatar, bu siyasetin sürdürüleceğini belirtti. Yani biz masadan kaçmış değiliz. Masanın devrilmesini arzu eden bir taraf değiliz. Kıbrıs'ta evet iki ayrı devlet vardır ama biliyoruz ki, kabul ediyoruz ki bir anlaşmazlık vardır. Yani ihtiyaç nedir? Bir anlaşma, bir ihtiyaçtır. Bir anlaşma olabilirse elbette bundan iki tarafta faydası olacaklar. Bizler de dünyanın kabul ettiği bir devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Rum tarafında bir anlaşma olursa Kıbrıs adasında iki devletin işbirliği, Türkiye'nin kendisini tanıması, Türkiye'nin kendisine hem limanlarını hem hava sahasını açması ve bu petrol ve enerji, hidrokarbon meselelerinde eğer bir anlaşma olursa hem bunların daha rahat ve kabul edilir bir şekilde araştırılması, pazarlanması, Türkiye üzerinden borularla Avrupa Birliği'ne çok daha az maliyetli intikal ettirilmesi gibi çok faydalı olacaktır.
Rum tarafına da. Ama biz dediğim gibi haklarımızdan, hukuklarımızdan bir anlaşma olsun diye gidip Rum'a yana asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Eylül ayında New York'a gideceklerini, genel sekreterin ortak bir zemin var mı diye bakacağını, ancak şu an itibarıyla öyle bir noktada olunmadığını ifade eden Tatar, Rumların Maraş konusunu öne sürüp bundan kaçınabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu alma hakkı olduğunu belirterek, "Benim vatandaşım pasaport aldı diye sana biat etmiyor," dedi. Maraş'a karşı izolasyonların kaldırılması konusunun hep konuşulduğunu ama bunların bugüne kadar hep boş çıktığını belirten Tatar, son olarak Cenevre'de ortaya atılan Maraş'a karşılık Ercan Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler'e, Mausa Limanı'nın da Avrupa Birliği'ne devredilmesi önerisinin kabul edilemez olduğunu, bunun devletin tasfiyesi anlamına geldiğini söyledi. Doğrudan uçuş konusuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'den son gelen yanıta dikkat çekti ve şu an için böyle bir beklentisinin olmadığını kaydetti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ayırdığı kaynaklar ve gösterdiği ilgi, alakanın büyük bir şans olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Senin devletinin ihtiyaçlarını Türkiye'den başka kim yapabilir? Türkiye bunu kardeşlik ilişkileriyle yapıyor," dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapımına ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut binanın sur üstünde olduğunu ve bunun yasalara aykırı olduğunu ifade ederek, "Bu binanın güzelliğini kim inkar edebilir? Ama yeterli değil. Bu bir devlet meselesidir," dedi. Layık gördüler. Layık gördüler. Dediler ki bir cumhurbaşkanı binası yapalım. Külliye meselesi farklı yere çekilmesi için. Biz öyle anlayışta değiliz. Biz cumhurbaşkanlığının, ki bu binanın ne zaman başlayacağız, benim ömrüm dayatmayabilir buna. Tek bir toplantı salonu isterim. Yani 200 kişinin gelip benim senfoni orkestramı veya işte muhtarları çağıracağım veya sivil toplum örgütlerini çağıracağım. Cumhurbaşkanı'nda bir 200 kişilik bir salon isterim. Bir tek onu söyledim. Diğerleri bu çalışanların çalışma ortamları olacak. Bir geliniz görünüz bakalım Cumhurbaşkanı personeli nerede çalışır. Ben kendi şahsıma bir şey istemedim. Yoktu öyle bir şey. Sadece dedikleri ve bizim de burada gerçekten bu devletin en insanlar, bizim burada bu devletin Cumhurbaşkanlığının yabancıların da gelip gidecekleri, toplantılarını yapabilecekleri bir yer olması en doğrusudur. Aynı yerde bir de meclis binasında. Aslında o konuda itiraz yok. Meclis binasında milletvekillerinin de, ki hep öyle milletvekilleri ben biliyorum hep arzu ettik. Türkiye'de olduğu gibi başka bir çalışma odası olsun her milletvekilinin. Kendi dosyalarını, kendi evraklarını tutabileceği, çalışabileceği yerler olsun. O şekilde de bir düşünce vardı şu anda. Ben görmeye de bilirim. Ama bu devlet böyle bir şeyi de tabii ki hak eder. Ve dediğim gibi parkıyla, her şeyle çok da güzel olur diye düşünüyorum. Başbakan Ersan Saner'le hiçbir sıkıntısının bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, içinden geçilen dönemde hükümet etmenin zorluğuna dikkat çekti. Kıbrıs konusunda tam destek veren, Türkiye ile ilişkileri çok iyi olan hükümetle ne sıkıntısı olabileceğini kaydeden Tatar, "Aksine çok memnunum," dedi. Mecliste bölünmüş bir Kıbrıs Türk'ü görüntüsünün kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakışıksız söylemlerle muhalefet yapılmasını ayıp olarak nitelendirdi. Sayın seyirciler, Başbakan Ersan Saner, Avrupa Birliği'nin tehdit ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan geriletebileceğini sanmakla tarihi bir hata işlediğini vurguladı. Başbakan, Kıbrıs Türk'üne verdiği hiçbir sözü tutmayarak Rum uzlaşmazlığını tırmandıran Avrupa Birliği'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Kapalı Maraş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak açılmaya devam edilmesi için aldığı bir karar yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etmeye kalkışmasının utanç verici Rum yanlısı bir tutum olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Avrupa Birliği'nin Maraş konusunda yaptığı açıklamayı hata olarak nitelendirdi. Başbakan yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin kendi değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini bir tarafa iterek Kıbrıs Türk halkı aleyhine, Rum tarafı lehine tutumunu sürdürmesini eleştirdi." Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nden güven oyu alan hükümetimizin aldığı karar yüzünden Türkiye'ye tavır almaya kalkışan Avrupa Birliği bilmelidir ki
Kapalı Maraş ülkemizin bir parçasıdır. Açılması iradesini ortaya koyan ve bu yönde karar alan da bizleriz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'üne verdiği hiçbir sözü tutmayarak Rum uzlaşmazlığını tırmandıran Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kapalı Maraş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak açılmaya devam edilmesi için aldığı bir karar yüzünden Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmeye kalkışması utanç verici, Rum yanlısı bir tutumdur dedi. Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına işaret eden Saner, Rum tarafı taşınmaz mal komisyonunun mülkiyet konularının çözümünde geçerli bir çözüm yeri olmadığını ileri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kapalı Maraş'ı açmayarak ve askeri bölge olmaktan çıkarmayarak Rum tarafının oyununa gelmeyeceğini kaydetti. Saner açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Maraş'ta yapılan hukuka uygundur, insanlık yararınadır. Avrupa Birliği tehdit ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan geriletebileceğini sanmakla tarihi bir hata işliyor. Avrupa Birliği'nin yapması gereken Türkiye'yi tehdit etmek, Kıbrıs Türk tarafının doğru adımlar atmasına engel olmaya kalkışmak değil, Rum tarafını Kıbrıs gerçeklerini görmeye ikna etmektir. Kıbrıs'ta iki halk, iki devlet, iki demokrasi vardır. Bu gerçekler göz ardı edildiği sürece Rum tarafı uzlaşmazlığını sürdürecek ve Kıbrıs'taki iki devletin bir araya gelmeleri, işbirliği yapmaları, bölgeye örnek olmaları mümkün olmayacaktır. Şimdi de koronavirüs güncel rakamlarına bir göz atalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 19.486 test yapıldı. 141'i yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi yaşamını yitirdi, 135 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 70.678 test sonucunda 769 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi ise yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 257.474 COVID-19 testi yapıldı, 22.291 kişinin testi pozitif çıktı ve 76 kişi ise hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler, Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücreti için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi içinse bir fikir birliği oluşturuldu. Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman'ın başkanlığında yer alan toplantıya işveren kanadını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri ve işçi kanadını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcileri katıldı. Bakan Koral Çağman toplantı öncesi yaptığı açıklamada asgari ücretin Ağustos ayı itibariyle uygulanır hale gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Hem pandemi var, hem enflasyon var, hem ekonomik güçlükler var. Ekonominin istemeden bu etkenlerden dolayı geriye gitmesinden her iki sosyal tarafta, yani hem emekçiler hem işverenler bir takım negatif etkilere maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunu dengeli bir şekilde emekçiyi mağdur etmeden ama işvereni de batırmadan uygun olması gereken belirlenen hayat pahalılıkları ölçülerini mümkün olduğunca yansıtabilen açlık sınırının altına asla düşmeyecek bir asgari ücret belirlemek için bugünkü çalışmamıza başlamak istiyorum. İşçi tarafını temsilen konuşan Hür İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da henüz bir rakam belirlenmediğini ancak 6000 TL'nin öngörülmesi halinde oylarının evet olacağını belirtti. İşverenleri temsilen konuşan Metin Arhuns da ülke gelirlerinin arttığını ve bu çerçevede değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek işverenlerin koşullarının da göz ardı edilmemesini istedi. İşçi tarafından Hür İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de devletin işverenlere Maliye Bakanlığı'ndan sigortalara bir yıl boyunca 484 TL'lik katkı sağladığını anımsattı. Toplantıda yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturulurken yeni asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili nasıl bir sonuca varılacağı ise Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında yeniden değerlendirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çaman toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada en kısa sürede gerçekleştirecek ikinci toplantıda yeni asgari ücreti bir sonuca bağlamayı istediklerini belirtti. Asgari ücretin Ağustos ayı itibariyle uygulanır hale gelmesi için masaya oturulduğunu dile getiren Çaman, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi için ortak bir kararda buluşmak istediklerini de sözlerine ekledi. Sevgili izleyenler, Sabah Haber'de sırada Türkiye basını var ve Türkiye basınında bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve ilk gazetemiz Hürriyet gazetesi olacak. Hürriyet gazetesi 4 noktada aynı anda başlığını kullanarak Manavgat'ta çıkan orman yangınlarına işaret ediyor bugün manşet haberinde. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan şüpheli orman yangınının büyük bir felakete yol açtığı aktarılıyor. Ormanlar, tarım alanları, evler, iş yerlerinin yandığından bahsediliyor. Tek tesellinin ise can kaybının olmaması. Yine devam ediyoruz ön sayfada diğer haberleri paylaşmaya. Hastanedekilerin %95'inin aşısız olduğu bilgisi paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Bakan Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası Türkiye'de koronavirüs aşılı vakalarındaki aşılı aşısız oranlarını açıkladığı bilgisi yer alıyor. Aşılı hastanın %5'ten az olduğu bilgisi yer alıyor. Bakalım aktif vakaların yaklaşık %87'sinin aşısının tamamlanmamış kişiler olduğu, hastanede yatan hastaların ise %95'inin aşılarının tamamlanmamış olduğu ve tam aşılı olup hastalananların ise oranının %5'ten az olduğuna dikkat çekiliyor. Bugün Hürriyet gazetesinin ön sayfasında yer alan haberde Sabah gazetesine geçtik. Sabah gazetesi güçlü Türkiye için İlk ateş başlığını kullandı bugün manşet haberine bakalım. Enerjide tarihi gün. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın ilk ateşi yakıldı. Başkan Erdoğan törende net mesajlar verdi. Enerjide dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız dedi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada da yankılandı ifadesi yer alıyor bu gelişme için. Bulduğumuz doğalgaz sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı. Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik araştırmalarımızı katladık. Bizi engellemeye çalıştılar. Hiçbirine eyvallah demedik. Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir. Son da olmayacaktır ifadesi yer alıyor. Ve Manavgat'taki sabotaj kokusu üst başlığıyla orman yangını şehre indi başlığını çekti bugün Sabah gazetesi bir diğer önemli haberinde. Antalya Manavgat'ın çevresindeki ormanlık bölgede aynı anda 4 ayrı noktada çıkan yangına işaret ediliyor. Alevler hızla büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Evler ve muz seraları ise küle döndü. Cumhuriyet gazetesi şimdi sırada. Koli koli vurgun başlığını kullandı bugün Cumhuriyet gazetesi. Üsküdar Belediyesi Ensar yöneticisine 5,7 milyonluk gıda kolisi ihalesi verdi. AKP'li isim ihale kaçırmamış. Eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hazıroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketin son 5 yılda AKP'li belediyelerden 34 ihale aldığının ortaya çıktığına yer veriyor gazete. İhalelerin tutarlarının 9,5 milyon lirayı bulduğu, şirketin İstanbul'daki AKP'li ilçe belediyelerinin neredeyse hepsinden ihale aldığı bilgisi yer alıyor. Ve yine Manavgat'taki yangında bugün ön sayfadan aktarılan bir diğer önemli haber olarak öne çıkıyor Cumhuriyet gazetesinde ve Milliyet gazetesine geçtik. Milliyet gazetesi ise maskeleri çıkartma başlığını kullandı. Bakalım salgın sürerken maske ve mesafe kuralına uyanlar azınlıkta kaldı dedi Milliyet gazetesi. Maskesiz dip dibe dolaşanlar kendilerinin ve toplumun sağlığını ise tehdit ediyor ifadesiyle bu haberini paylaşmış oldu.
Çantada bile yok, açık ve kapalı alanlarda maskesiz dolaşanların sayısının dikkat çektiğine yer verdi gazete. Sokaktaki vatandaşların çoğunun maskeyi ağzına değil koluna takıp gezdiği, birçoğunun yanında maske bile olmadığı ifade ediliyor. Maskesiz vatandaşların hava sıcak olduğu için maske takmadığını belirtirken, çoğu aşılandığı için hastalığın kendilerine bulaşmayacağını öne sürdüğünü aktarıyor Milliyet gazetesi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesi Baylok'un kurucusu FETÖ CHP bağlantılarını itiraf etti. Başdanışman CHP imamıyla aynı evdeydi başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz manşet haberine. FETÖ'nün mesajlaşma uygulaması Baylok'un kurucusu Alparslan Demir etkin pişmanlıktan yararlanmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelerek, devletinden gelerek teslim olduğu Baylok örgütün uygulaması dedi. Yine Manavgat'taki sabotaj olduğu öne sürülen yangınla ilgili bir haberde paylaşılıyor. Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktığı ve alevlerin ulaştığı ilçe merkezinde korku dolu saatlerin yaşandığına yer veriyor gazete. Yine aktif vakaların %87'sinin aşısız olduğu bilgisi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan veriler bu şekilde ve Türkiye Gazetesi'ne doğru ilerledik. Türkiye Gazetesi işte AK Parti'nin masasındaki anayasa teklifi üst başlığını kullandı. Bugün manşet haberinde iyileştirilmiş başkanlık sistemi başlığı yer alıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifine karşı iyileştirilmiş cumhurbaşkanlığı sisteminin yolda olduğu ifadesi yer alıyor. Taslak yasama yürütme ilişkilerini masaya yatırıyor. Meclisin denetim yetkisi genişliyor dedi gazete. Ve yine meteorolojik durumla ilgili bir haber. 50 derece sıcaklık geliyor. Nem de etkili olacak dedi Türkiye gazetesi. Rekor kırılabilir ifadesi de yer alıyor. Ve Manavgat'taki yangın haberini yeniden Türkiye gazetesinde de ön sayfada görüyoruz. Vatan gazetesi savunma devleri buluşuyor başlığı bugün manşet haberin başlığına çekildi. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 17 ila 27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek dedi Vatan Gazetesi. Sürmanşete doğru ilerlediğimizde ise kararlılığımız sınanıyor başlıklı bir haber görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Maraş 1977 Ağustos ayından bu yana Güvenlik Konseyi'nin takibinde ola gelmiştir. Önümüzdeki toplantı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin açıkladığı çözüm pozisyonundaki ve Maraş hakkındaki kararlılığı bakımından bir sınama mahiyetindedir ifadesi yer alıyor. Sözcü gazetesine doğru ilerledik. Sözcü gazetesi kurduğun cumhuriyet ve devrimlerinde dedi. Atam sen hep güldün güldürdün ama şimdi millet gülmeyi unuttu başlığını kullandı. AKP iktidarında ağır sorunlarla boğuşmak zorunda kalan 83 milyon Türk vatandaşının karalar bağladığını ifade ediyor Sözcü gazetesi bugün manşet haberinde. Türkiye'nin 116 ülke arasında en az gülen ülke olduğu bilgisi aktarılıyor. Ve yine Yeni Şafak gazetesine geçtik. Türkiye basınındaki son gazetemiz olacak Yeni Şafak gazetesi. Baylok'un sahibi teslim oldu başlığıyla aktarılıyor haber. 15 Temmuz'dan sonra on binlerce FETÖ'cünün deşifre olmasını sağlayan gizli haberleşme programı Baylok'un lisans sahibi David Keynes Türkiye'ye gelerek teslim oldu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduktan sonra Alparslan Demir olan ismini değiştiren Kent, Baylok programı sadece FETÖ'cüler için hazırlanmış bir programdır ifadesini kullandı. Manavgat'taki yangını yine görüyoruz. 4 ayrı noktada çıkan yangın ve aşı oranı düşük illerde vakaların patladığına ilişkin bir sürmanşet haberi de yer alıyor bugün Yeni Şafak gazetesinde ve Yeni Şafak gazetesiyle birlikte Türkiye basınında bugün gazetelerin ön sayfalarında yer alan tüm önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi sırada Kıbrıs Rum basını var.
Kıbrıs Rum basınıyla devam edelim. Alitya gazetesiyle başlayacağız bugün Kıbrıs Rum basınından gelişmeleri sizlerle paylaşmaya. Alitya gazetesi bugün manşetten aktardı haberinde. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri UNFISAP için İngiliz tertiplerini geçiremediler. Başlığını kullanarak Güney Kıbrıs'ın istediği değişikliklerden memnun olduklarına değiniyor. Haberin detaylarında Amerika Birleşik Devletleri için, Hindistan, İrlanda ve tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs'ı İngiliz tertip ve düzenlemeleri karşısında destekledikleri de aktarılıyor. Gazete ön sayfadan paylaştığı bir başka haberinde ise 3 bebek Makarios Hastanesi'nde ve 14 yaşındaki çocuk hastanede başlığını kullanıyor. Haberin detaylarında dün Güney Kıbrıs'ta 769 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve artan vaka sayılarının ise ciddi bir endişe yarattığına yer veriliyor. Sırada Fileleftheros gazetesi var. Fileleftheros gazetesi İngiliz kuyruğunu kestiler başlığını kullandığı manşet haberinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri UNFISAP kararlarındaki İngiliz planlarının çürütüldüğüne ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içinde güçlü bir engel aldığına değiniyor. Haberin detaylarında İngilizlerin Kıbrıs sorununa ilişkin sorunlu raporlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçirmeye yönelik ikinci girişimlerine diğer 4 daimi üyenin de karşı çıktığı aktarılıyor. Bir diğer ön sayfa haberinde ise Atina'daki üçlü görüşmeden Türkiye'ye mesaj başlığını kullanan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün'ün barış adına ilişkilerini derinleştirme konusunda anlaştıklarına değiniyor. Haberin detaylarında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün'ün Atina'da Türkiye'ye hem Kıbrıs sorunu ve Maraş bölgesindeki sözde yasa dışı eylemleri hem de Akdeniz ve Ege'deki korsan faaliyetleri için güçlü bir mesaj gönderdiği de aktarılıyor. Ve Politis gazetesiyle devam edelim. Politis gazetesi de manşetten paylaştığı haberinde yoğun bakımlar aşısız kişilerle doluyor başlığını kullanarak hastanede tedavi gören COVID-19 hastalarının %88'inin aşılanmamış kişiler olduğuna değiniyor. Haberin detaylarında hastanelerin gün be gün dolduğu, hastanede tedavi görenlerin sayısının 300'e dayandığı, bu hastaların çoğunluğunun 40 yaşın altında olduğu ve yoğun bakımda yatan hastaların ise çoğunluğunun 30 yaşın altında olduğu bilgisine yer veriliyor. Ve son gazetemiz Harafi gazetesi. Harafi gazetesi işsizler ve serbest meslek sahipleri planların dışında başlığıyla aktardığı manşet haberinde çalışanları ve küçük işletmeler üzerindeki baskıların yoğunlaştığına değiniyor. Haberin detaylarında Güney Kıbrıs'ta turizm sektörü dışındaki tüm işsiz sınıfların planlardan çıkarıldığı, serbest meslek sahiplerinin de bundan hariç tutulduğu, AKİL'in özel destek planının yeniden değerlendirilmesini ve pandemiden etkilenmeye devam edenlere de destek verilmesini talep etti ve Güney Kıbrıs İşçi Federasyonu'nun ise sosyal dengeyi yeniden sağlamak, işi yeniden düzenlemek ve toplumsal uyumu desteklemek için önlemler alınmasını istediği aktarılıyor. Ve Harafi gazetesi ile birlikte Kıbrıs Rum basınındaki haberleri de sizlere aktarmış olduk. Az sonra özellikle dün yaşanan gelişmeleri aktaracağımız haberlerle Sabah Haber'e devam edeceğiz. Başbakan Ersan Saner, BRT'de. BRT Haber Merkezi programcılarından Aziz Karaziz, Baykan Gürse Sözdağ ve Pembe Paşaoğlu'ları soracak, Başbakan Ersan Saner yanıtlayacak. Başbakan Ersan Saner özel yayını 29 Temmuz Perşembe saat 20.30'da BRT'de. COVID-19 salgını sırasında semptomlar hakkında aklınız mı karışık? Yoksa endişe mi duyuyorsunuz? Eğer sadece burnunuz akıyorsa veya hapşırıyorsanız soğuk algınlığı veya alerji olabilir. Tat veya koku alma duyunuzu mu kaybettiniz? Nefes darlığı mı yaşıyorsunuz? Bunlar COVID-19'un sıkça görülen semptomları. Ve COVID-19 semptomları. Öksürük, halsizlik, yüksek ateş hem gripin hem de COVID-19'un semptomlarıdır. Eğer 38 derecenin üzerinde bir ateşiniz varsa bir doktora danışın veya sağlık merkezine başvurun. COVID-19 testine ihtiyacınız olup olmadığını sorun.
Eğer COVID-19 semptomları gösteriyorsanız ve test sonucunuzu bekliyorsanız evde kalın ve kendinizi izole edin. Bol sıvı tüketin ve iyi beslenin. Başkalarıyla aynı odadaysanız her zaman maske takın. Eğer COVID-19 pozitifseniz sağlık uzmanınızın tavsiyelerine uyun. Acilen tıbbi yardıma başvurun. Eğer nefes darlığı, göğüs ağrısı, konuşma veya hareket kaybı veya kafa bulanıklığı yaşıyorsanız derhal acil yardım isteyin. Unutmayın, soğuk algınlığı, grip ve COVID-19'u bazı basit önlemler alarak engelleyebilirsiniz. Güvende kalın ve çevrenizi koruyun. Bu mücadeleyi beraber yürütüyoruz. Riskleri bilin, riskleri azaltın. Sabah Haber'de haberlere geldik şimdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusunda oyun değişikliğine gidildiğini, bu yönde Maraş'ta atılan adımın da eleştirilecek bir tarafı olmadığını söyledi. BRT'de katıldığı canlı yayında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ı Türkiye'nin de tam desteğini alarak uluslararası hukuka ters düşmeden insanlığa açtık diye konuştu. Rum tarafının atılan adıma gösterdiği tepkinin altında yatan nedenin ise yıllardır Maraş'ı çantada keklik olarak görmelerinden kaynaklandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Rum liderle Maraş konusunu görüşmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çalışmaların dozunun artacağına da vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT'de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tatar, kapalı Maraş'ın açılım süreciyle Türkiye ile son 2 yıldır tam bir istişare ve çok tutarlı bir tutum içinde olduklarını belirterek, Maraş'ın statüsünün artık değiştirilmesi gerektiğini başbakanlık döneminden beri dile getirdiğini anımsattı. Maraş'ın bütünlüklü bir çözümün parçası olarak her zaman masada olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı eğer Annan planına evet demiş olsaydı Maraş Rum tarafına verilecekti dedi. Attığımız adımın pek bir eleştirilecek tarafı yoktur diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına bu kadar yıldır haksızlık yapılırken Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği neredeydi? Müzakere sürecinde Maraş konusu 8 defa masaya geldi. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle hiçbir zaman çözüme ulaşılamadı şeklinde konuştu. Bir oyun değişikliğine tabii ki gidebilirdik. Biz oyun değişikliğine gittik. Nedir o? Artık ıslatı değişmiştir. Türkiye'nin de tam desteğiyle. Tabii ki biz bu yolu Türkiye'nin tam desteğini almadan bunu yapabilmemiz tabii ki çok daha zor olurdu. Dolayısıyla tamamıyla Türkiye'nin desteğini de aldıktan sonra artık bu pozisyonda Maraş'ın açılımı ilk önce sahil şeridiyle, kamu alanlarıyla, parklarıyla, kamu alanlarıyla ama şu anda özel mülkiyetle alakalı olarak uluslararası hukuka çok da ters düşmeme adına oradaki duyarlılığımızı sonuna kadar sürdürmek suretiyle ve ne diyoruz? Özel mülkiyet hakkına yani 1974 tapularına bir bakalım ama bunun kararını taşınmaz mal komisyonu verecek. Mal ve hak sahiplerinin kendi mallarına mülklerine dönebilme imkanını sağlayacak olan taşınmaz mal komisyonu kararlarının önünün açılması için böyle bir adım atılmıştır. Dediğim gibi orayı insanla açtık. O güzelim sahil halkımızın hizmetine açılmıştır. Turistlerin de hizmetine. Buraya gelip o bölgeyi kullanmak isteyen Rumların da hizmetine açılmıştır. İnsanla açılmıştır. Temizlenmiştir. Temizlenmeye de devam ediyor. İnsanlığa kazandırılmıştır. Bizim siyasetimiz budur. Rum tarafının türlü baskılarına rağmen şu ana kadar taşınmaz mal komisyonuna toplamda 337 başvuru yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, taşınmaz mal komisyonu başkanının henüz atanmamasıyla ilgili olaraksa 6 Ağustos'a kadar başvuru yapılabileceğini, ancak başvuracak kişilerin Rum malından yararlanmaması şartının arandığını kaydetti. Maraş konusunun Rum liderle görüşülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olan Maraş'ın insanlığa açılmasına ve taşınmaz mal komisyonu marifetiyle eski sakinlerinin yerleşmesine yönelik bir adımın insan haklarına aykırı olmadığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin attığı bu siyasetin tutarlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Tatar, bu atılan adımdan geriye dönüş olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili kararlarının 37 yıl önce alındığını belirterek, oyunun kuralları o zamandan bu zamana değişti. Maraş açılımı da bu yeni siyaset anlayışının bir parçasıdır. Hukuka da aykırı değildir, dedi. Maraş konusunda egemen eşitliğe dayalı iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmaya varılırsa, devletten devlete bir görüşme yapılabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının atılan adıma gösterdiği tepkinin altında yatan nedenin yıllardır Maraş'ı çantada keklik olarak görmelerinden kaynaklandığını söyledi. Maraş'ın Kıbrıs'ta yeni bir siyasetin tezahürü olduğunu belirten Tatar, onurlu, yeni, heyecanlı siyaset 6 ayda oyunun kurallarını değiştirdi. Tepkiler gelecektir. Rum-Yunan ikilisi Avrupa Birliği de 68'den bu yana Kıbrıs'ı nasıl Yunanistan'a bağlayacaklarını düşünüyorlar, dedi. Türkiye Cumhuriyeti girdiği bu yoldan şaşmaz. Bize verdiği destekten asla geri adım atmaz. Çünkü bu milli bir politikadır. Doğu Akdeniz politikasıdır. Kıbrıs'taki bizlerin varlığını kökünden etkileyen son derece önemli bir süreçtir. Dolayısıyla birkaç açıklamaya Türkiye'nin burada geriye adım atması söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde her saat yapabilecek bir pozisyondadır. Her yerde de bu oluyor. Onu görüyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla bizim müşterek dava dediğimiz, yani Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz bir davamızdır. Bizim ana vatanımızdır, garanti ülkedir. Ve kabul edelim ki buradan 40 bin uzaklıkta ve bugünkü dünyada çeşitli farklı örneklere baktığımızda bu kadar yakın bir büyük bölge liderinin elbette kendi güvenliği içinde burnunun dibindeki bir adada farklı ve kabul edemeyeceği bir ortamın yaratılmasına herhalde seyirci kalacak değildir. Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin Türkiye'nin garantörlüğünden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güvenliğinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığından geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu çerçevede yeni siyasetinde sağlam temeller üzerine oturtulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'la ilgili ilişkilere de dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çalışmaların dozunu arttırıyoruz şeklinde açıklamaları vardır. Demek ki bu yönde daha fazla gayretler olacaktır. Bu tür ülkelerle kültürel, ticari ilişkilerde bir sorun yok zaten. Tanınma noktasındaki sıkıntı da Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kaynaklıdır. Bu uzun soluklu bir mücadeledir, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Halkı'nın devletidir. Başında Kuzey olsun veya olmasın, Kıbrıs Türk Halkı'nın devletidir ve Kıbrıs Türk Halkı'nın devleti şu anda siyaset, irade, federasyon meselesinin geride kaldı. Bundan sonra egemen eşitlik meselesinin gündemde olduğu. Benim açımdan öyle bir sıkıntı yok. Fakat ileride bir anayasa değişikliğine gidilirse, başka bir düzenlemeler konuşulabilirse o zaman tartışılabilir. O zaman 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilirken orada tabii ki resmi politika hala da federasyon görüşmelerinden devamı yönündeydi. Ve orada yazıyor, federasyona kapıyı kapamamıştır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı şeklinde. Orada da bir takım değerlendirme yapılır ama şu anda o mesele bugünün gündeminde yoktu. Bu sadece sizin sorunuza cevap verebileceğiniz cevaptır. Ama o Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında Sayın Erdoğan açıklamalarında öne çıktı. Şöyle demiştir o. Ve sorulan bir soru ne? Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı. Yani evet, federasyon defteri kapanmıştır şeklinde bir ifadede bulunmuştur. İngiltere ile sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Tatar, direkt uçuş ve direkt ticaret konusunu kapsamlı olarak görüştüklerini, Avrupa Birliği meselesinin sıkıntı yarattığını, ellerini kollarını bağladığını, ancak mücadelenin süreceğini söyledi. Kıbrıs Türk'üne haksızlık yapan Avrupa Birliği ile muhataplığın devam etmesinin önemine işaret eden Tatar, bu siyasetin sürdürüleceğini belirtti. Yani biz masadan kaçmış değiliz. Masanın devrilmesini arzu eden bir taraf değiliz. Kıbrıs'ta evet iki ayrı devlet vardır ama biliyoruz ki, kabul ediyoruz ki bir anlaşmazlık vardır. Yani ihtiyaç nedir? Bir anlaşma, bir ihtiyaçtır. Bir anlaşma olabilirse elbette bundan iki tarafta faydası olacaklar. Bizler de dünyanın kabul ettiği bir devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Rum tarafında bir anlaşma olursa Kıbrıs adasında iki devletin işbirliği, Türkiye'nin kendisini tanıması
Türkiye'nin kendisine hem limanlarını hem hava sahasını açması ve bu petrol ve enerji, hidrokarbon meselelerinde eğer bir anlaşma olursa hem bunların daha rahat ve kabul edilir bir şekilde araştırılması, pazarlanması, Türkiye üzerinden borular da Avrupa Birliği'ne çok daha az maliyetli intikal ettirilmesi gibi çok faydalı olacaktır Rum tarafına da. Ama biz dediğim gibi haklarımızdan, hukuklarımızdan bir anlaşma olsun diye gidip Rum'a yana asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Eylül ayında New York'a gideceklerini, genel sekreterin ortak bir zemin var mı diye bakacağını, ancak şu an itibarıyla öyle bir noktada olunmadığını ifade eden Tatar, Rumların Maraş konusunu öne sürüp bundan kaçınabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu alma hakkı olduğunu belirterek, "Benim vatandaşım pasaport aldı diye sana biat etmiyor," dedi. Maraş'a karşı izolasyonların kaldırılması konusunun hep konuşulduğunu ama bunların bugüne kadar hep boş çıktığını belirten Tatar, son olarak Cenevre'de ortaya atılan Maraş'a karşılık Ercan Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler'e, Mausa Limanı'nda Avrupa Birliği'ne devredilmesi önerisinin kabul edilemez olduğunu, bunun devletin tasfiyesi anlamına geldiğini söyledi. Doğrudan uçuş konusuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'den son gelen yanıta dikkat çekti ve şu an için böyle bir beklentisinin olmadığını kaydetti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ayırdığı kaynaklar ve gösterdiği ilgi, alakanın büyük bir şans olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Senin devletinin ihtiyaçlarını Türkiye'den başka kim yapabilir? Türkiye bunu kardeşlik ilişkileriyle yapıyor," dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapımına ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut binanın sur üstünde olduğunu ve bunun yasalara aykırı olduğunu ifade ederek, "Bu binanın güzelliğini kim inkar edebilir? Ama yeterli değil. Bu bir devlet meselesidir," dedi. Layık gördüler. Layık gördüler. Dediler ki bir cumhurbaşkanı binası yapalım. Külliye meselesi farklı yere çekilmesi için. Biz öyle anlayışta değiliz. Biz cumhurbaşkanlığının, ki bu binanın ne zaman başlayacağız, benim ömrüm dayatmayabilir buna. Tek bir toplantı salonu isterim. Yani 200 kişinin gelip benim senfoni orkestramı veya işte muhtarları çağıracağım veya sivil toplum örgütlerini çağıracağım. Cumhurbaşkanı'nda bir 200 kişilik bir salon isterim. Bir tek onu söyledim. Diğerleri bu çalışanların çalışma ortamları olacak. Bir geliniz görünüz bakalım Cumhurbaşkanı personeli nerede çalışır. Ben kendi şahsıma bir şey istemedim. Yoktu öyle bir şey. Sadece dedikleri ve bizim de burada gerçekten bu devletin insanlar, bizim burada bu devletin Cumhurbaşkanı'nın yabancıların da gelip gidecekleri, toplantılarını yapabilecekleri bir yer olması en doğrusudur. Aynı yerde bir de meclis binası. Meclis binasında aslında o konuda itiraz yok. Meclis binasında milletvekillerinin de, ki hep öyle milletvekilleri ben biliyorum hep arzu ettik. Türkiye'de olduğu gibi başka bir çalışma odası olsun her milletvekilinin. Kendi dosyalarını, kendi evraklarını tutabileceği, çalışabileceği yerler olsun. O şekilde de bir düşünce vardı şu anda. Ben görmeye de bilirim. Ama bu devlet böyle bir şeyi de tabii ki hak eder. Ve dediğim gibi parkıyla, her şeyle çok da güzel olur diye düşünüyorum. Başbakan Ersan Saner'le hiçbir sıkıntısının bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, içinden geçilen dönemde hükümet etmenin zorluğuna dikkat çekti. Kıbrıs konusunda tam destek veren, Türkiye ile ilişkileri çok iyi olan hükümetle ne sıkıntısı olabileceğini kaydeden Tatar, "Aksine çok memnunum," dedi. Mecliste bölünmüş bir Kıbrıs Türk'ü görüntüsünün kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakışıksız söylemlerle muhalefet yapılmasını ayıp olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı Maraş açılımının haklarının korunmasına ve tesis edilmesine yönelik olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in son açıklamalarının Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a dair konulara objektif bakamadığını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanarak bir değer taşımadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamalarının bir değer taşımadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama şöyle: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan Kapalı Maraş, Kıbrıs sorununun tutsağı olmaktan kurtarılarak yaşamın bir parçası haline getirilecektir. Kapalı Maraş'ın herhangi bir kararla başka bir yönetime devredilmesi söz konusu olamaz.
Bakanlar Kurulumuzun 2019 yılında almış olduğu kararla Maraş açılımına dair ilk politika belirlenmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında bazı kamu alanlarının ziyarete açılması suretiyle Rum tarafının psikolojik bir propaganda malzemesi olarak kullandığı araç da elinden alınmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde temel ilke olarak hak sahiplerinin haklarını muhafaza edeceğimiz de gerek kamuoyuyla gerekse ilgili tüm taraflarla paylaşılmıştır. Bu doğrultuda belirlenen politika çerçevesinde açılan kamu alanlarının ardından Gazi Mausa bölgemizin en güzel yerlerinden birinde yer alan Kapalı Maraş'ın bir bölümü Bakanlar Kurulumuzun kararıyla sivil bölge statüsüne kavuşturularak bölgenin yaşama kazandırılmasının ilk adımı atılmıştır. Açılan bölgeye dair eski sakinlerin taşınmaz mal komisyonumuza dosyaladıkları 36 adet başvuru bulunmaktadır. Bu başvuruların en önemli özelliği hali hazırda eski sakinlerin taşınmazlarına dair haklarına ulaşma iradelerini beyan etmeleridir. Bu kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk mekanizması olarak tanınmış taşınmaz mal komisyonumuz yeni açılan bölgeye dair başvuruculara her 3 çareyi yani iade, tazminat ve takası da kapsayan kararlar alabilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimsenin hakkında ve hukukunda gözü yoktur. Aksine Maraş açılımımızdan da görülebileceği üzere bunca yıldır bekleyen hak sahiplerini bu haklarını kazanma yönünde bir politika ileri götürülmektedir. Uluslararası tanınmışlığı olan bir mekanizma marifetiyle hakların tesisine yönelik açılımımıza karşı çıkan başta Rum liderliği olmak üzere diğer tüm taraflar bilmelidirler ki açılım kararımızın geri alınmasını istemek eski sakinlerin haklarına erişmelerine karşı çıkmakla eşdeğerdir. Bunun en basit anlamda statükonun muhafazası anlamına geldiği de açıktır. Rum tarafının kışkırtma ve baskısıyla yapılan açıklamaların son örneği Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in açıklamasıdır. Borrell açıklamasıyla Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun bir parçası haline geldiğini, dil yapıcı olmak Kıbrıs'a dair konulara objektif dahi bakamadıklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Avrupa Birliği'nin adaya dair pozisyonunun Kıbrıs Rum politikası ve söylemlerinin tekrarından ibaret olduğunu da göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı da Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk tarafını sürekli olarak yok sayan bu ve benzeri açıklamaları bir değer taşımamaktadır. Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir uzlaşı ancak iki tarafın özgür iradesiyle ortak bir zemin üzerinde anlaşmalarının ardından yapacakları müzakere yoluyla bulunabilir. Bu bağlamda iki tarafın denkliği yaşamsal önem arz etmektedir. Denkliği sağlayacak temel unsur da tarafların egemen eşit ve uluslararası statüye sahip olduklarının tanınmasından geçer. Kıbrıs'ta çözümü desteklediklerini iddia eden tarafların gerekli denkliği göz ardı edip çökmüş bir zemine atıf yapmaları şu anda iki taraf arasında ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespitine yönelik devam etmekte olan sürece zarar vermektedir. Ayrıca iki taraf arasındaki güveni ve olası işbirliğini de olumsuz etkilemektedir. Kıbrıs meselesine dair çabalarda dayatma modellere yer yoktur. Çözüm ancak iki tarafın ortak mutabakatıyla ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliği dahil tüm ilgili taraflar bu ilkeyi gözeten tutum takınmalı ve bu doğrultuda açıklamalar yapmalıdır. Başbakan Ersan Saner, Avrupa Birliği'nin tehdit ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan geriletebileceğini sanmakla tarihi bir hata işlediğini vurguladı sevgili izleyenler. Başbakan, Kıbrıs Türk'üne verdiği hiçbir sözü tutmayarak Rum uzlaşmazlığını tırmandıran Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Kapalı Maraş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak açılmaya devam edilmesi için aldığı karar yüzünden Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmeye kalkışmasının utanç verici Rum yanlısı bir tutum olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Avrupa Birliği'nin Maraş konusunda yaptığı açıklamayı hata olarak nitelendirdi.
Başbakan yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin kendi değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini bir tarafa iterek Kıbrıs Türk halkı aleyhine, Rum tarafı lehine tutumunu sürdürmesini eleştirdi. Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nden güvenoya alan hükümetimizin aldığı karar yüzünden Türkiye'ye tavır almaya kalkışan Avrupa Birliği bilmelidir ki, Kapalı Maraş ülkemizin bir parçasıdır, açılması iradesini ortaya koyan ve bu yönde karar alan da bizleriz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'üne verdiği hiçbir sözü tutmayarak Rum uzlaşmazlığını tırmandıran Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kapalı Maraş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak açılmaya devam edilmesi için aldığı bir karar yüzünden Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmeye kalkışması utanç verici, Rum yanlısı bir tutumdur dedi. Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına işaret eden Saner, Rum tarafı taşınmaz mal komisyonunun mülkiyet konularının çözümünde geçerli bir çözüm yeri olmadığını ileri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kapalı Maraş'ı açmayarak ve askeri bölge olmaktan çıkarmayarak Rum tarafının oyununa gelmeyeceğini kaydetti. Saner açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Maraş'ta yapılan hukuka uygundur, insanlık yararınadır. Avrupa Birliği tehdit ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi Kıbrıs'ta doğru adımlar atmaktan geriletebileceğini sanmakla tarihi bir hata işliyor. Avrupa Birliği'nin yapması gereken Türkiye'yi tehdit etmek, Kıbrıs Türk tarafının doğru adımlar atmasına engel olmaya kalkışmak değil, Rum tarafını Kıbrıs gerçeklerini görmeye ikna etmektir. Kıbrıs'ta iki halk, iki devlet, iki demokrasi vardır. Bu gerçekler göz ardı edildiği sürece Rum tarafı uzlaşmazlığını sürdürecek ve Kıbrıs'taki iki devletin bir araya gelmeleri, işbirliği yapmaları, bölgeye örnek olmaları mümkün olmayacaktır. Sayın seyirciler, ülke gündemine ilişkin önemli detaylar bu akşam BRT ekranlarında olacak. Başbakan Ersan Saner, BRT'de katılacağı özel yayında başta Maraş konusu olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Başbakan Ersan Saner, BRT'de katılacağı özel yayında son günlerde konuşulan en önemli başlık olan Maraş konusu ve gündemin diğer öne çıkan konularında açıklamalarda bulunacak. Başbakan Saner canlı yayında BRT Haber Merkezi programcıları Aziz Karaziz, Baykan Gürses ve Pembe Paşaoğulları'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak. Başbakan Ersan Saner'in katılacağı özel yayın bugün saat 20.30'da BRT'de yer alacak. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk'ünün var olma mücadelesi sonunda tüm kurumlarıyla işleyen bir devlete sahip olmasının en önemli kazanımı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti. Büyükelçi Başçeri ziyarette Sönmezliler Ocağı'nın tarihini okuduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı olarak sizler yıllarca direndiniz, garantör ülke olarak Türkiye'de anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanarak can ve mal güvenliğinizi sağlamak amacıyla müdahalede bulundu. Bu sayede adada 47 yıldan beri barış, huzur ve güven ortamı bulunmaktadır. Sizlerin mücadelesi, direnişi olmasaydı bugünlere gelinemezdi dedi. Başçeri her ülkede çeşitli konularda farklı fikirler olabileceğini, bunların demokrasinin gereği olduğunu belirterek ancak esas olan devlettir, devlete sahip çıkmaktır. Ne mutlu size ki uzun soluklu bir mücadelede yılmadınız ve sonunda bir devlet kurdunuz, bir devlet sahibi oldunuz şeklinde konuştu. Ali Murat Başçeri pandemi sürecinde de Türkiye'nin yardım ve katkılarının devam ettiğini, altyapıdan sağlığa, eğitime, sanayiye varıncaya kadar her türlü yardımın yapılması için de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın büyük duyarlılık gösterdiklerini anımsattı. Güncel koronavirüs vaka sayılarıyla devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 19.486 test yapıldı. 141'i yerel olmak üzere 163 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi yaşamını yitirdi, 135 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 70.678 test sonucunda 769 yeni vaka tespit edildi. 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Türkiye'de ise son 24 saatte 257.474 COVID-19 testi yapıldı, 22.291 kişinin testi pozitif çıktı ve 76 kişi ise hayatını kaybetti. Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücreti için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi içinse bir fikir birliği oluşturuldu. Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman'ın başkanlığında yer alan toplantıya işveren kanadını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri ve işçi kanadını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcileri katıldı. Bakan Koral Çağman toplantı öncesi yaptığı açıklamada asgari ücretin Ağustos ayı itibariyle uygulanır hale gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Hem pandemi var, hem enflasyon var, hem ekonomik güçlükler var. Ekonominin istemeden bu etkenlerden dolayı geriye gitmesinden her iki sosyal tarafta, yani hem emekçiler hem işverenler bir takım negatif etkilere maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunu dengeli bir şekilde emekçiyi mağdur etmeden ama işvereni de batırmadan uygun olması gereken belirlenen hayat pahalılıkları ölçülerini mümkün olduğunca yansıtabilen açlık sınırının altına asla düşmeyecek bir asgari ücret belirlemek için bugünkü çalışmamıza başlamak istiyorum. İşçi tarafını temsilen konuşan Hür İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da henüz bir rakam belirlenmediğini ancak 6000 TL'nin öngörülmesi halinde oylarının evet olacağını belirtti. İşverenleri temsilen konuşan Metin Arhuns da ülke gelirlerinin arttığını ve bu çerçevede değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek işverenlerin koşullarının da göz ardı edilmemesini istedi. İşçi tarafından Hür İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de devletin işverenlere Maliye Bakanlığı'ndan sigortalara bir yıl boyunca 484 TL'lik katkı sağladığını anımsattı. Toplantıda yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturulurken yeni asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili nasıl bir sonuca varılacağı ise Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında yeniden değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada en kısa sürede gerçekleştirecek ikinci toplantıda yeni asgari ücreti bir sonuca bağlamayı istediklerini belirtti. Asgari ücretin Ağustos ayı itibariyle uygulanır hale gelmesi için masaya oturulduğunu dile getiren Çağman, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi için ortak bir kararda buluşmak istediklerini de sözlerine ekledi. Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda başlayan yangın sürüyor. Dört noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınları söndürme çalışması karadan müdahaleyle devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışması devam ediyor. Onlarca evin kül olduğu yangında dört mahallede boşaltıldı. 62 kişi dumandan etkilenirken alevlerin arasında kalan 3 kişi tedavi altına alındı. Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kontrol altına alınamadı. Önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çıkan yangını endişe ve üzüntüyle izlediklerini açıkladı. Yangının en erken zamanda söndürülmesini ve can kaybının yaşanmamasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, hasar gören bölgelerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi. Başbakan Ersan Saner ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Manavgat'ta çıkan büyük orman yangını ve yangında bazı evlerle iş yerlerinin büyük zarar görmesi bizleri derinden üzmüştür ifadelerini kullandı. Yangının bir an önce söndürülmesi yönünde temennide bulunan Saner, tüm kardeşlerimize en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ve halkı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız dedi. Ve sayın seyirciler, bugün bölge bağlantımız dolayısıyla Gazi Mausa bölgesine çeviriyoruz gözümüzü kulağımızı ve BRT Mausa muhabirimiz Ülkü Akın, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy'u konuk edecek bugün. Bağlantı kapsamında vakfın hedef ve faaliyetleri ele alınacak. Öncelikle günaydın diyelim ve sözü Ülkü Akın'la konuğuna bırakalım.
Evet, yaşadığımız bir bayram tatilinin ardından bir kez daha sizlerleyiz. Herkese günaydın. Bu sabahki konuğumuz Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirası'nı koruma başkanı Sayın Ezcan Özsoy. Kendileri tam anlamıyla bir çevre vakfı ve ülkedeki kültürel mirasın belgelenip korunup gelecek nesillere taşınması adına önemli çalışmalar yürütüyorlar. Efendim günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın efendim, bizi izleyenlere merhabalar. Efendim vakıf dedik, hemen bir kısaca vakfın ne zaman ve hangi amaçla kurulduğuyla başlayalım mı dilerseniz? Vakfımız Kıbrıs'ta yaşamakta olan yabancı uyruklu ecnebi insanlarımız tarafından 1980'li yıllarda kurulmaya çalışılmış. Ancak biliyorsunuz ülkemizde yabancı uyrukluların bir dernek ya da vakıf kurması yetkisi yoktu. 2016 yılında bu yol açıldı onlara. Çünkü Kıbrıs'ta ikamet etmeyen, uzun süreli ikamet etmeyen, 6 yıldan fazla ikamet etmeyen insanlara herhangi bir derneğe üye olma izni yok. O dönemlerde bu insanlarımız uluslararası National Trust uzantısı olan bir vakıf kurmak istediler ki ülkedeki kültür mirasını ve çevreyi koruyabilme amacıyla. Bu söylediğim yabancı uyruklar olduklarından dolayı başarılı olamadılar. 90'lı yıllarda aralarına beni de kattılar sağ olsunlar. Vakfın ambleminin yarışmasıyla ilgili bir yarışmaya katıldığım için beni ömür boyu üyelikle ödüllendirdiler. Uzun süre kendileriyle birlikte yönetimde ve çeşitli faaliyetlerde çalıştık. Özellikle ülkemizde yaşamakta olan ecnebi yaşlılarımız için buradan rahmetle anmak isterim. Kurucu başkanı Lorna Swindells ve eşi Joseph Swindells çok değerli doğa dostu insanlardı. Bu tür insanların ülkemizde varlığı bizi çevre konusunda bilinçlendirme için yaptıkları atılımlar, adımlar hep iyiye yönetmiştir. Ki 90'lı yıllardan önce Karpaz Milli Parkı'nın oluşmasında bu vakıf çok büyük bir emek harcadı. Diğer paydaş çevre örgütleriyle birlikte. Maalesef yaşadığımız 95 yangını hepimizi çok üzdü. Vakfa paralarını bağışlayan bizim lokal binamız Girne'de bizde tahsis edilen bir eski kilise yapısını restore etmek üzere eski eserler tarafından verilmiş bir yer vardı. Hala daha bizim projelendirmemiz ve tamamlamamızı bekliyor. O dönem bu binanın restorasyonu için biriktirdiğimiz paramızı 95 yangınında 40 dönüm Karmi bölgesinde, 21 dönümde Girne Ciklos mevkiinde ağaçlandırmaya yönlendirdik. Alev Kayası'ndaki herbaryum için büyük katkılarda bulunuldu. Yine vakıf kaynaklarında olan paralarla. 2016 yılına gelinceye kadar bu dediğim hem üyemiz ama resmi olarak üyemiz olmayan insanlarla bu işi yürüttük. Sonradan derneklere bu imkan tanınınca biz aramıza taze kanlar, yeni kanlar katmak suretiyle çok sağ olsunlar, çok değerli insanlar, vakıftaki şu anda bize katkı koyan sahadaki insanlarımız, hepsi bizim için can dostlarımız, çevre dostu insanlar. Çevreye hizmet etmek, gönül vermek bir nevi karşılıksız bir hizmet gibidir. Verdiğiniz her, attığınız her adım, verdiğiniz her emek doğaya ve ülkemize hizmet demektir. Bunun için çalışıyor uzmanlarımız, ekiplerimiz. Çalışıyor, evet. Peki siz ülkedeki tüm kültürel değerlere sahip çıkan bir vakıf olarak, peki bu kültürel değerlerin güvenliği, bakımı, idamesi için profesyonelce neler yapılabilir efendim? Örneğin Santilaryum ve Tepebaşı'nda yaşanılan yangın ve buna benzer felaket olaylarını tekrar tekrar yaşamamak adına aslında nasıl ciddi önlemler alınmalı? Öncelikle doğa tamamen insan bilinciyle korunmalı. Evet. Doğayı, ağaçları ekebilirsiniz, sıralayabilirsiniz yan yana fidanları. Ama sulamak, bakmak, kökündeki otu temizlemek,
ve gerekirse ona musallat olan zararlı böceklerden uzak tutmak, onların yaşamasını ve meyveye dönüşmesini gün geldiği zaman, örneğin bir bugüne kadar Kıbrıs'ta her taraf çam ağacıyla dolu. Hiç düşündünüz mü çam kozalaklarının içinden çıkan meyveleri kim alıyor, kim değerlendiriyor? Var mı Kıbrıs'ta bu kadar çam ağacımızın ürününü değerlendiren herhangi bir kurum? Daireler, insanlar topluyor mu çam kozalaklarının meyvesini? Yemeklerimizde kullandığımız zaman, pilavın içine koyduğumuz zaman çok güzel oluyor. Ama bunu muhakkak alıp değerlendirecek bir çalışma sistemi olması lazım. Evet. İnsanlarımıza bunun bilincini aşılamak lazım. Yani insan bilinçli olduğu takdirde, çevreyi kirletmediği takdirde ve çevreye koruyucu tedbirlerini aldığı. Örneğin yollarımızı inşa ediyoruz. Yangınların çıkma sebebi hep bu bilinçsizliklerdendir. İnşa ediyoruz, bitiriyoruz. Yolun kenarındaki otlar boy boy yükseliyor. Onları budayacak bir planımız, programımız yok. Karayollarımızı çok şükür anavatan sürekli bize inşa ederek hediye ediyor ama yol temizliğini de yine anavatanın gelip temizlemesini beklememek lazım. Bunlara yönelik plan, proje gerek karayollarımızda, gerekse siyasilerimizin yıl sonu bütçe planlamalarında muhakkak bütçe içerisine konmalı. Yani yangına sebebiyet veren bir izmarit dahi olsa, bir şişe parçası dahi olsa, bir değerin gitmesine sebep oluyor. 95 yangını bunun gibiydi. Şu anda son günlerde yaşadığımız Kalkanlı Tepebaşı yangını yine böyle bir şey. Biz bu yangınlardan ders alarak daha tedbirli olabilecek yeni adımlar atmak nasıl mümkün? Ektiğimiz, diktiğimiz ürünün meyvesini toplayıp da ülke ekonomisine katkıya nasıl dönüştürebiliriz onu düşünmemiz lazım. O yüzden biz çam ağacı yerine zeytin ağacını tercih ettik, meyve ağaçlarını tercih ettik. Orman Dairesi'nin yeni propaganda sistemi de bu zaten. Çamdan ziyade meyve ağaçlarının ekme planlaması var şu anda ülkede. Biz de zeytin fidanlarının ekilmesini desteklemek için bir kampanya oluşturduk Orman Dairesi ile. Ama bu kampanyayı yaparken de mevcut çam ağaçlarımızı koruyalım istedik. Çünkü çam silsilesinin de bozulmaması lazım. Değerlendirme açısından çama musallat olan çam kese böceğini yiyecek bir kuş türü, baştan kara dediğimiz bir kuş türü var. Baştan karaların konuşlanabileceği çeşitli ağaçlar, bir de ağaçlara yuvaları asmamız gerekiyor. Özellikle bu yanmış olan bölgede hiç ağaç kalmamış, etrafta sağlam ağaç yok, hepsi yanmış. Bu yanan ağaçların bazılarını kestirtmedik. Orman Dairesi Müdürümüz Sayın Karzaoğlu sağ olsun bu ağaçların bazılarını bizim için canlı değilse bile diri bıraktı. Geriye kalanların hepsini kökten temizleyip de yeni ağaçlar ekilecektir. Onların üzerine bu gördüğünüz yuvalardan konuşlandırdık. Bunu biraz açalım efendim. Orman Dairesi işbirliğiyle yaptınız. Evet. Kampanyanızı biliyoruz. Bir zeytin fidanı dik, senin de bir kuş yuvan olsun. Nasıl oluyor efendim? Kaç tane yuva yerleştirildi bugüne kadar? Bu yuvamızın üzerindeki gördüğünüz rakamdan da dolayı 277. Bugün 277'deyiz. Bu sizin için getirdik. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Mavsa temsilciliğine ve bu bölgeye, bu üniversitenin yayın yaptığımız bu bölgede bir ağacın üzerine konuşlandırmak üzere. Çok teşekkür ederim. Kampanyamızda her yuvanın nerede olduğuna ilişkin böyle bir de sertifikamız var. Bu sertifikamızda buranın koordinatları söz konusu ve yuva numarası var. Biz günü geldiği zaman bu yuvamızın içerisindeki konuşlanma gerçekleşmiş mi, kuşlar yuvalandı mı gelip görüntüleyip bu koordinattan merkezimize bilgi atacağız. Bunlar tabii bir emek, bir çaba, bir de bu insanların bize destek veren ve sponsor olan, bu yuvanın asılmasına sponsor olan kişilerin koydukları katkı neticesinde. Onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Bu yuvaları çokça sayıda satın alan
bize de kampanyamıza destek veren büyük kurumlar var. Onlara gerçekten teşekkür etmek isterim. Özellikle belli otel sahipleri, Lyon kulüpleri ve de bazı dernekler, benim kurucu başkanı olduğum Lefkoşa Merkez Lyon Kulübü'nün büyük katkısı oldu. Bu dönemki dönem başkanımız Pervin Hanım, bu yıl göreve başlayacak olan yeni ekibi Kibriye Hanım, yuvanın devam, bu yuva kampanyasında desteklerinin devam edeceğini söylediler. Bir medya kuruluşumuz bu yuvalardan 50 tane satın aldı. Bu bir otel grubumuz bundan 80 tane satın aldı. Bir başka kazino grubu 20 tane satın aldı. Böyle gördüğünüz gibi destek çok büyük oranda. 277'ye ulaştık. Eminim bugün Berete'nin bu yayınından sonra yuva yetiştiremeyeceğiz iman etmeye. Sayenizde topluma ulaşıyoruz. Basını bu açıdan biz destekliyoruz. Bizim bu kampanyamızın kamuoyuna duyurulması bizim için önemlidir. Yuvaların çocuklara boyattırılması kampanyamızda vardı. Özellikle bu büyük sponsorlarımızın bazılarından rica ettik. Dedik ki eğer çocuklarınız varsa kendi evinizdeki, ailenizdeki çocuklarınıza boyattırın bu yuvaları. Götürüp teslim ediyoruz. Bir üniversite satın aldı bunlardan, 80 tane alanlardan. Üniversite kendi üniversitesindeki öğrencilerine boyattıracak, öyle asacaklar. Onlar sanatsal işleme yapacaklar üzerlerine. Aruket Üniversitesi. Diğer taraftan Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürüp verdik. Bu çocukların boyamalarını, bizim yine sponsorlarımız tarafından satın alınan yuvaları Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar boyadılar. Bir bizim yakınımızda olan bir kreşteki çocuklara götürüp verdik. 20-25 tane çocuk vardı orada da. Bu şekilde çocukları da işin içine katarak, onlara çevre bilincini, koruma bilincini, nereye asılacağını bir nevi o günkü programlarının içinde ders vererek çevremize böyle katkı koymaya çalışıyoruz. Günümüzün çevreye katkısı olabilmesi açısından geleceğimizin çocuklarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Sizin kaplumbağalarla ilgili de bir şöleniniz vardı. Evet. Esasında geçen yıl tam böyle bir günde kaplumbağa şölenimiz Güzelyalı plajı civarında gerçekleşmişti. Çünkü kaplumbağaların ne zaman gelip yumurta bıraktıklarını izleyen Kaplumbağaları Koruma Derneği'nin bölge sorumluları var. Onlar bize haber veriyorlar. Sanırım 15 Ağustos civarında o günlerde yumurtalardan çıkmaya başlayacaklar. Biz de vakıf olarak yine paydaş kurumlarla, Lefkoşa Merkez Diyons ve bize destek verecek olan diğer kurumlarla birlikte Lapta Belediyesi ortak bir çalışma yapıp yine çocuklarımızı oralara götürüp çocukların doğaya sevgisini, kaplumbağaların denize kavuşmasını birlikte bir şölen şeklinde kutlamaya başlayacağız. Tahmini hedefimiz 15 Ağustos. Bu yuvaların 50 tanesini Kıbrıs Medya Grubu satın aldı. Onlar da 4 Ağustos'ta Alsancak Özgürlük Çıkarma Milli Parkı'nda bu yuvaların asılması projesi var. Bizim yuvalarımızdan satın alarak bunlar kampanyaya katkı koydular. 4 Ağustos'da 10.30'da orada yuva asmaya bekliyoruz. Bizim sertifikaları verdiğimiz insanların sertifikasının üzerinde yazan koordinattan nerede olduğunu, yuvasının nerede olduğunu, hatta asılma gününü onlara bildiriyoruz ki bir sonraki asma etabımız Geçitköy Baraj Göleti. Kalkanlı'daki yangın bölgesine şu ana kadar şaka 150 yuva astık. Geçitköy'e takriben bir 50 tane hedefliyoruz. 50 tane de Alsancak bölgesindeki Milli Park'ta. Bu şekilde yuvalarımız, hedefimiz inşallah 300'ü buluruz bu ayın sonunda. Umuyoruz. Efendim çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Kurumumuz adına getirdiğiniz kuş yuvası için de kurumum adına teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sorularımız var ama bize ayrılan süremizin sonuna geldik. İnşallah bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim.
Evet, bu sabahki konuğumuz Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Sayın Ezcan Özsoy'du. Kendisiyle Çevre Vakfı olarak çok önemli konulara değinmeye çalıştık. Bize ayrılan süre içerisinde sanıyorum açtık süremizi. İyi yayınlar dileyerek sözü size bırakıyorum. Ve sayın seyirciler, bu bağlantı için BRT Mausa muhabirimiz Öykü Akın ve konuğuna teşekkür edelim ve bugünlük biz de sabah haberin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte BRT ekranlarında sizlerle buluşmak dileğiyle diyelim. Şimdi spor turu ardından da 45 artı programıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yayınımız sürecek. Bugün Baykan Gürses'in konuğu Sağlık Bakanı Ünal Üstel olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederek iyi seyirler dileyelim sizlere ve yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimini kabul ederek görüştü. Başkan Hasan Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği dahil olmak üzere tüm görüşmeleri tamamlayarak yıllardır kanayan yaramız olan spor izolasyonları konusunda Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yürütülen proje ile ilgili görüşmek üzere Cumhurbaşkanını ziyaret ettiklerini belirterek doğru hamleler yaparak Cumhurbaşkanlığının önderliğinde bu konuda uzun yıllardan sonra dev bir adım atmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada spor ambargolarının gençliğimizin ve hepimizin ortak sorunu olduğunu, bunun insan hakları sorunu olduğunu belirterek bütün dünyanın da bunu bildiğini kaydetti. Bu mücadeleyi sürdürmek bizim gençlerimize olan görevimizdir. Uluslararası bağlantıları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda hep birlikte çalışmak gençlere olan borcumuzdur diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu konuyu görüştüklerini, Türkiye takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk sporcularla görüştüklerini belirtti. Doğru temasları bularak birlikte çalışarak bu konuyu aşabilme temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sporun ve futbolun Eylül ayından itibaren yeniden belli koşullarda pandemi tedbirlerine ve düzenlemelere bağlı kalarak başlayacağını ifade ederek tüm futbol camiasına başarılar diledi. Ülkemizin son Süper Lig şampiyonu Maus Atatürkücü futbol takımı Kırgızistan'da özel bir müsabaka oynayacak. Bir süre önce Kırgızistan basketbol milli takımının adaya gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A milli basketbol takımı ile iki özel müsabaka yapmasının ardından bu kez temaslar futbolla devam edecek. Söz konusu gelişmeyi duyuran ise Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu oldu. Bir süredir adada bulunan Federasyon Başkanı Osman Ercen, ülke sporu yetkilileriyle temaslarını sürdürürken spordan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu sosyal medyada yaptığı paylaşımla Maus Atatürkücü'nün 15 Kasım'da Kırgızistan'da müsabaka yapacağını, aynı zamanda Türk toplumundan bir takımın da kafilede yer alması ile ilgili gelişme şu şekilde duyuruldu. Spordan sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen'le bir toplantı gerçekleştirmiştir. Maus Atatürkücü'nün Süper Lig şampiyonu olarak 15 Kasım'da Kırgızistan'a gidecek ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu temsilcisi takımda bu ziyarette yer alacaktır. Tenis Federasyonu'nun ilk kez organize ettiği Chicken Planet Performans Tur'un ikinci ayağı başladı. Turnuvanın ikincisine Gönyeli Tenis Kulübü ev sahipliği yapıyor. 12 kız ve erkek sporcunun katılımıyla 6 ayaktan oluşacak organizasyonun ikinci ayağında 16 yaş altı sporcular mücadele veriyor. Turnuvaya bugün saat 17'den itibaren devam edildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 4 maç oynandı. Lecce, Malmö, Dinamo Zagreb ve Ferencvaros 3. ön eleme turuna yükseldi. Öte yandan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında bugün saat 21'de Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i konuk edecek.
İlk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı kırmızılı takım rakibine 4 farklı üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.